Alaaddin Çakıcı. Namı değer son kaba. 20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı eski adı Foşa olan Fındıklı köyünde doğmuştur. Kafkasya göçmeni Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası Ali Çakıcı kan davası nedeniyle İstanbul'a göç etti. Gültepe semtine taşındı ve burada bir kahvehane işletmeye başlattı. Gençlik yılları bu semtte geçen Alaaddin ve kardeşi Genç Ağa babalarının izinden giderek ülkücü hareketle tanıştılar. Bu dünya görüşünden dolayı sol örgütlerin hedefi haline gelen Çakıcı ailesinde önce 18 Eylül 1978 tarihinde amcasının oğlu Necati Çakıcı öldürüldü. Kız kardeşi Gamze Çakıcı Gültepe Harmantepe meydanında kendilerine ait bir büfede yakılmak istendi. Alaaddin Çakıcı da 1979'da 5 kurşuna hedef oldu ama ölümden döndü. Sol militanlar son olayda ise baba Ali Çakıcı'yı Mayıs 1980'de öldürerek genç Alaaddin'de ve Çakıcı ailesinde büyük bir yıkıma sebep oldular. Babasının ölümünün ardından sol çetelerle amansız bir savaşa giren ülkücü Alaaddin 1980 darbesinde tutuklandı. 1982'de çıktı ve MIT'in Ermeni terör örgütü Asala'yı bitirmek için başlattığı operasyonda yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında devlet adına birçok operasyona katıldığı bilinen Çakıcı'nın hayatı sürekli aksiyonla geçiyordu. Bu yaşam tarzı kısa zamanda yeraltı dünyasında onun ismini ön plana çıkarır olmuştu. Nitekim 1983'te bir eğlence yerinin sahibinden haraç isteyen Çakıcı, sahnede bulunan sanatçı Kadir Soyer, "Benim için önce Allah, peygamber ve karım gelir" deyince sinirlenen Çakıcı, gayrimeşru bir çocuğu olduğunu bildiği türkücü Gönül Öner'in Allah ve peygamberle tutulmasına çok kızmıştı. Kendisi Golden Key'in sahibi Aydın Sayağı döverken adamları mekanı dağıtmıştı. Banker Bako lakabıyla tanınan dönemin bankerlerinden Cengiz Aygün'ü de tokatladığı biliniyor. Alaaddin Çakıcı yer altında namını yürütürken Türkiye onun adını gazetelerde ise ilk kez 1987'de Uğur Dündar ile yaptığı röportaj sonrası duymuştu. Bu röportajda ilginç bir bilgi öğreniliyordu. Alaaddin Çakıcı'nın imzası. 15 olaydan kaydı bulunan Çakıcı, her olayda imzasını ayaktan tek kurşun olarak bırakıyordu. 1990 yılında Maxim gazinosunda havaya ateş etmekten yakalandı. Ortaköy Memos'ta bir kişinin yaralanması nedeniyle tutuklandı. 1991 yılının Ağustos ayında Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'in de bulunduğu gruba masadan kalkmalarını söyledi ve grubun direnmesi üzerine Adnan Şen'i darp etti. Araya Sakıp Sabancı'nın Turgut Özal'ı sokmasıyla iki taraf barıştırıldı. İsmi yeraltı dünyasının tepelerine doğru hızla yayılmaya başlayan Çakıcı yine 1991 yılında yeraltı aleminin en ünlü kabadaylarından Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'la evlenerek gücüne güç katıyor ve artık bir baron oluyordu. 1994 yılında Civan Gate olayıyla çiftin arası açılacaktı. Civan Gate olayı olarak hafızalara kazınan olayda Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'ın iş adamı Selim Edes'ten aldığı rüşveti geri ödememesi üzerine paranın tahsilatı için Çakıcı'nın eşi Uğur Kılıç'tan Semra Özal'ın ricasıyla Alaaddin Çakıcı devreye girdi. Engin Civan'ın ödeme yapmayı kabul etmemesi üzerine 19 Eylül 1994 tarihinde Fulya civarında 4 kurşunla vurularak yaralandı. Dündar Kılıç, savcılıkta aradaki hatırlı kişinin Semra Özal olduğunu söyledi. Bu olayın üzerine ikili 4 Kasım 1994 tarihinde boşandı. Boşandıktan sonra aralarındaki husumet bitmedi. Uğur Kılıç, Çakıcı hakkında medyaya bile yansıyan sert ifadeler kullanıyordu. Tarihler 20 Ocak 1995'i gösterdiğinde Uludağ'da kayak yapan Uğur Kılıç
İlk eşinden olan oğlu Onur Özbizerdik'in gözleri önünde öldürüldü. Olayın azmettiricisi olarak yargılanan Çakıcı bu davadan ömür boyu müebbet cezası almış, ancak Uğur Kılıç'ın ölmeden önce kullandığı "sen Abdullah Öcalan'dan bile daha onursuzsun" lafının ağır tahrik sayılmasıyla cezası 19 yıla düşürülmüştür. Bu cezadan sonra Alaaddin Çakıcı yurt dışına çıkıp, Çakıcı'nın yurt dışında kaldığı süre içinde Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güney Afrika, Fransa, Brezilya, Singapur ve Japonya'da dolaştığı belirlendi. Yurt dışındayken de icraatleri devam eden Çakıcı, 29 Mayıs 1995 tarihinde ünlü iş adamı Emin Can Kurtaran'ın Nişantaşı'nda tabancasıyla vurularak yaralanmasından sorumlu tutuldu. Alaaddin Çakıcı'ndan da bu saatten sonra kendine benim problemim Alaaddin Bey'le biliyorsunuz. 28 Ağustos 1996 tarihinde Bebek'teki Deniz Taksi Çay Bahçesi'nde eski ortağı Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi olayında azmettiricilikten yargılandı. 1997'de borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a yönelik lav silahlı saldırı gibi olaylarda azmettirici olarak yargılandı. 1998 yılında adamları Cavit Çağlar'a suikast hazırlığındayken yakalandı. Alaaddin Çakıcı 17 Ağustos 1998 tarihinde Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile şarkıcı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Alaaddin Çakıcı 14 Aralık 1999 tarihinde Kartal cezaevine konuldu. Alaaddin Çakıcı cezaevi günlerinde Erol Evcil'den kaynaklı olarak Nuri Ergin'le ters düştü. Nuri Ergin'in bir mahkeme sonrası onu "mermi manyağı yapacağım. Mermi manyağı yaparım ama." demesi üzerine Karagümrük'te bulunan Ergin kardeşlerin kahvehanesine adamlarına 26 Mart 2000 tarihinde baskın düzenletti ve 15 kişiyi yaralattı. 7 Nisan 2004 tarihinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi Karagümrük baskını sebebiyle yakalama emri çıkarttı. Ancak Çakıcı 3 Mayıs 2004 tarihinde yurt dışına çıktı. 14 Temmuz 2004 tarihinde Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden emekli MİT görevlisi Faik Meral'e ait pasaport çıktı. 14 Ekim 2004 tarihinde Tekirdağ F tipi cezaevine konuldu. Uzun cezaevi yıllarında yaptığı açıklamalar ile sürekli gündemde kalan Çakıcı, geçtiğimiz haftalarda yeni infaz yasasıyla tahliye oldu. Tahliyesinde binlerce araçlık konvoyla karşılandı. Allah devletimizin korusun. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsin. Sosyal medyada çıkması halinde yeraltı dünyasının bir diğer ünlü ismi Sedat Peker'i öldüreceği söylentileri çıkmıştı. Bu söylemlerden kısa bir süre sonra yurt dışına yerleşen Peker'in kaçtığı iması ise ortalığı karıştırmaya yetmişti. Peker, söylentiler üzerine sosyal medyada yaptığı açıklama ile rest çekerek yeni bir kavganın fitilini ateşlemişti. Şimdi ise bu açıklamanın üzerine son kabadayı Çakıcı'nın ne yapacağı büyük merak konusu. Efendim, ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Yaşadın mı? Yaşamadın mı? Soru sorma bana.